Herkese merhaba. Bu seferki söz sıramda Rusya'nın Ukrayna işgali ve devam eden savaş, bunun dünya insan hakları ortamına etkisi, Türkiye'deki Kürt sorunu, muhalefet partilerinin durumu ve gerçekten böylesi bir durumda ne yapacağız? Bu çatışma ve savaş ortamından nasıl çıkacağız? Bununla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Rusya'nın Ukrayna işgali ve devam eden savaş dünyada ve Türkiye'de özgürlük güvenlik denkleminin daha da bozulmasını sağlayacak gelişmelere yol açabilir. Özellikle NATO'nun yeniden güvenlik politikalarını öne sürmesi, Rusya'nın Ukrayna üzerinden gerçekleştirmek istediği işgal dünya insan hakları ortamını daha da gerilimli bir noktaya sürükleyebilir. Hak ve özgürlüklerimiz daha da kısıtlanabilir. Dolayısıyla bu noktada hepimizin daha duyarlı olması gerekiyor. Buna karşı Rusya'ya biliyorsunuz çeşitli yaptırımlar açıklandı ve aslında bu yaptırımlar çok giderek de büyüyor, ekonomik yaptırımlar. Fakat bu ekonomik yaptırımların dünyada devam eden ekonomik krize olumsuz etkisi var. Krizi daha da büyütüyor. Aslında kapitalizm yeni bir kriz yaratıyor ve şimdi o krizden çıkış için yeni formüller devreye koyacak. Bunların da herhalde insanlığın çok hayrına olacağı kanaatinde değilim. Dolayısıyla dünyadaki bütün emek meslek örgütlerinin, bütün sendikaların daha fazla ekonomik ve sosyal hak mücadelesi yürütmesi gerekiyor. Bakın Türkiye'de bu yaptırımların dolaylı etkilerinden olumsuz bir şekilde etkileniyor ve inanılmaz bir hayat pahalılığı var. Kitleler kendiliğinden artık tepki göstermeye başlıyorlar. Ama örgütlü yapılar, siyasal partiler, daha büyük örgütlenmeler bütün bu durumu oturup enine boyuna tartışmak durumunda. Bu savaş, Rusya'nın Ukrayna işgali ve devam eden savaş Türkiye'de nasıl yansıyor? Gerçekten çok ilginç. Ana akım medya başta olmak üzere yandaş medya sürekli olarak barıştan bahsetmeye başladılar. Siyasi iktidar her iki ülke arasında barışın tesisi için arabuluculuk rolü oynamak istiyor. İşte Antalya'da gerçekleşen diplomasi forumu çok fazla öne çıkarıldı. Bazı çabalar var. Biz de insan hakları savunucusu olarak ben de nacizane şu soruları sormak istiyorum. İyi de Türkiye'nin Kürt sorununun çözümsüzlüğü nedeniyle 2015'ten beri sürdürdüğü silahlı çatışma ortamıyla ilgili aynı şeyleri niçin söylemiyorsunuz? Öyle ya, yani barışa öncelikle bizim ihtiyacımız var. Öyle ya, diyalog ve müzakereye bizim ihtiyacımız var. Öyle ya, savaşanın kazananı olmaz. Bakın bu ülkenin eski genelkurmay başkanlarından yanılmıyorsam 6'sı görevleri sona erdikten sonra hep aynı şeyi söylediler. Bu sorun, yani Kürt sorunu silahla vurarak, yok ederek, öldürerek çözülmez. Bu sorun ancak ve ancak diyalog ve müzakereyle çözülür. Ana muhalefet partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözeceğim diyor. Çözüm perspektifinizi, çözüm içeriğinizi lütfen açıklayınız. Belki kitleler size daha büyük destek verecektir. Yani dolayısıyla ben Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası yaşanan gelişmelerde öncelikle Türkiye'nin durumunu konuşmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum ve burada da özellikle mecliste grubu bulunan siyasal partilerin bu konuyu daha fazla gündemlerine alması gerekiyor. Muhalefet partileri tabii 28 Şubat'ta 6 muhalefet partisi demokratik parlamenter sistemle ilgili anayasa ve yasa önerilerini açıkladılar. Ben de davetliydim, oradaydım. 6 muhalefet partisinin bir araya gelmesi Türkiye demokrasisi açısından, demokrasi kültürü açısından önemlidir. İyi bir başlangıçtır. Açıkladıkları metnin reddedilecek tarafı yoktur. Fakat bunu bir başlangıç metni olarak görmek gerekir. Eksikleri vardır. Anayasal vatandaşlık gibi, ana dilde eğitim öğretim hakkı gibi, ademi merkeziyetçiliğe dayalı yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeler olduğu gibi temel eksiklikler bulunmaktadır. Çünkü bu eksiklikler giderilirse ancak Kürt sorunu çözülebilir. Özellikle Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı talepleri çerçevesinde cemevlerinin
ibadethane statüsünün kabul edilmesi ve zorunlu din derslerinin kaldırılarak gerçekten laikliğe uygun bir eğitime geri dönülmesi noktasındaki eksiklikleri de belirtebiliriz. Tabii söylenecek çok şey var. Söz sırası programımızda süremiz kısıtlı. Halkların Demokratik Partisi zaten uzun zamandan beri bir üçüncü ittifak olarak, bir üçüncü yol olarak aslında demokrasi ittifakı biçiminde yoluna devam ediyor ve tam da bu dönemde Türkiye'nin barışa ne kadar ihtiyacı olduğunu, yeni bir barış sürecinin örülmesi gerektiğini daha sık vurgulayabilir kanaatindeyim. Biz insan hakları savunucuları her zaman barıştan yanayız. Bizim önceliğimiz barıştır. Çatışmanın ve savaşın devam ettiği ülkelerde demokrasinin gelebilmesi için yeni barış süreçlerine ihtiyaç vardır. Ve bu barış süreçleri ancak diyalog ve müzakere ortamı kurularak gerçekleştirilebilir. Yani dolayısıyla silahların susacağı, yeniden bir çatışmasızlık ortamının sağlanacağı zeminler üzerinden daha ciddi anlamda demokratik mücadele verilebileceği kanaatindeyim. Türkiye'nin bütün siyasi muhalefetin, bütün toplumsal muhalefetinin özellikle Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra gerçekten zaman kaybetmeden artık bir an önce bir araya gelmesi ve bütün bu kaostan bir çıkışla ilgili ortaya bir yol haritası koyması gerekiyor. Önceliğimiz barış olmalıdır. Önceliğimiz Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka bütün bu kamplaşan dünyada yeniden batılı demokratik değerler içerisinde yerini almasıdır. Avrupa Birliği üyeliğinin yeniden canlandırılmasıdır. Taahhütlerin yeniden yerine getirilmesidir. Türkiye'deki tüm siyasal mahpusların tahliyesini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Türkiye'nin gerçekten kendi içinde barışı ve demokrasiyi sağlayacak önerilere ihtiyacı vardır. Bu savaş belki bize bunları daha çok konuşmamız gerektiğini göstermektedir. Bunun ben bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Ve sözlerimi bitirirken de gerçekten yurtta ve dünyada barışı savunacaksak ikircikli davranmayalım. Dünyada barışı savunuyorsak Türkiye'de de barışı savunmalıyız. Türkiye'de barışı savunmak için de Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yoldan çözümünü çok açık yüreklilikle, çok açık bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Bunun hepimiz bakımından bir görev olduğunu söyleyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.